herkesin gözünün önünde yaşam alanının katliamı söz konusu. Çimento'nun insanı, canlıyı, doğayı öldürdüğünü herhalde küçücük bir çocuğa sorsanız bile cevaplar. Ama bu konuda imza atanlar bu öldürücü etkiyi görmezden gelip yemyeşil bir doğanın griye boyanması için yardımcı oluyorlar. Şu anda burada biz görevlerini yapmayan etkili ve yetkililerin bedelini ödüyoruz. Ramazan gibi günde yaşlı insanlar gelmişler, yağmurun altında topraklarını koruyorlar. Oysa eğer bir devlet varsa toprak korumanın birinci sorumluluğu devletin yöneticilerindedir. Devletin yöneticilerine karşı toprağını koruyor buradaki köylüler. Bu ayıp hepimize yeter. O yüzden biz onların bu haklı mücadelesinde çimentonun orman varlığını, zeytinlikleri yok etmemesi, insanların geçimlik nafakalarını ellerinden alıp kendi yurtlarında paryalaştırmamaları için doğruluğuna inandığımız haklı mücadelelerinin yanında olmaya geldik. Ve Muğla'da yaşayan ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde yaşayan herkesin de bu yaşam alanı savunusuna sahip çıkmak gibi bir sorumluluğu var. O desteğin de yoğun biçimde olduğunu görüyoruz. Çünkü sosyal medya şu anda bu ayıbı kınayan içeriklerle dolu. Ama yetkililer madalyalarını alsınlar, bu ayıp madalyalarını göğüslerine taksınlar. İleride onlara çocukları da hesabını soracaktır. Siz buna imza atanlardan mısınız diye. Biz de buradayız. Aynı sebeplerden ötürü geleceğimizi, gıdamızı, havamızı, temiz su haklarımızı korumak için buradayız. Sadece kendi yaşadığımız bahçe değil çevremiz. Bütünün içerisinde yaşıyoruz. Sonra pazara çıkıp bir şeylerin pahalılığından şikayet ediyoruz. Çünkü elimizde kalmıyor. Zeytinimizi yok ediyoruz. Tarım arazilerini yok ediyoruz. Ve bunları betonla değiştiriyoruz. Ve betonun yenmeyecek bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla sadece bir küçük zümrenin para kazanacağı bir işte bizler aç kalarak veya gıdamıza rahat ulaşamayarak veya temiz hava ve temiz su kaynaklarından yararlanamayarak bedeli biz ödeyeceğiz sonuçta. O yüzden buradayız. Bu konularda hem duyarlılık, hem hassasiyet, hem bilinirlik açısından da desteğe devam edeceğiz. Umarım yanlışlardan çok geç olmadan dönülür. Bu ve benzeri işlerde bir an önce aklı selim yollar seçilir. Biz 70 kilometre yol geldik Marmaris'ten buraya. Buraya bizim geliş amacımız zeytinimizi, doğamızı, çevremizi korumak, çocuklarımıza yaşanılabilir dünya bırakmak amacıyla buradayız. Direniş nerede olsa olsun mücadeleyi büyütmek, direnişe omuz vermek için, örgütlü mücadelenin gücünü göstermek için buradayız. Buradan da herkese destek olmaya çağırıyoruz.